30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 20 Ocak günlerden çarşamba ve beklenen nihayetinde gün geldi. Oldukça zorlu bir Amerikan seçimleri sonrasında bugün yeni başkanın yemini olacak, gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 19'dan sonra bekliyoruz. Biden'la beraber yardımcısının yeminleri olacak. Tabii önemli bu noktada dün yeni olacak Hazine Bakanı Yellen'ın onay konuşması vardı. Açıklamalarını dinledik. Aslında burada şaşırtıcı bir durum da yok diye yorumlandı. Demokratlar geleneksel olarak yüksek faiz ve değerli dolar vurgusunu Yellen'ın yaptığını gördük her demokrat başkan sonrası. Bir taraftan da Fed'in başkanı Powell cumhuriyetçi. Dolayısıyla bakalım önümüzdeki süreç nasıl ilerleyecek. Yellen'ın açıklamalarında göze çarpan bir iki tane detay vardı. Bunlardan biri, faizler, fonlamalar bu kadar düşükken daha büyük oynamak dedi. Diğeri ise doların değerinin piyasada belirlenmesi arz talebe göre ve tabii ki düşük doları istemediğinin vurgusunu bir kez daha yaptı. Eğer Yellen ve yeminden sonra biliyorsunuz Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi vardı. Fakat Hazine Bakanı olduktan sonra Yellen'ın ikinci bir paket daha açıklaması beklenebilir şeklinde yorumlarda gördük uzmanlar tarafından. Bakalım biz öncelikle Borsa İstanbul saat 12 itibariyle hangi seviyelerde? Dün itibariyle aslında sanayi önderliğinde, daha doğrusu bu hafta sanayi önderliğinde arkasından bankaların desteğiyle Borsa İstanbul'da yukarıydı. Fakat bugün %0.3 eksi de 1560 seviyesinden işlemler devam ediyor. TL dolar karşısında %0.3'lük bir değer kazancına sahip. TL euro karşısında yine %0.3'lük bir değer kazancı var. 9.04.28 seviyesindeyiz. Euro dolar seviyesine baktığımızda 1.21.35. Bu noktada şunu da aktaralım aslında. Özellikle İtalya'da biliyorsunuz hükümet karışmıştı. Burada bir onay süreci, daha doğrusu güven oyu bekleniyordu. Başbakan böyle bir beklentisi vardı. Bununla ilgili gelişmeler bir. İkincisi tabii vaka sayılarındaki artış. Üçüncüsü dolar endeksini yakından takip ediyoruz. Lagarde'ın açıklamaları önemliydi. Bu hafta yarın Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısı da gerçekleşecek. Toplantıda herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Yapılan anket üzerine bu yorumu aktarayım. Devam edelim Avrupa piyasalarıyla. Avrupa piyasaları tarafında ise bu hafta zaten seyir bir karışıktı. Bugün arttı, dün eksideydi. Londra'da %0.3 birim var. Paris ve Frankfurt borsalarında %0.6. İtalya'nın gösterge endeksi %0.83 artıda. Peki ABD vadeleri bakalım hemen, Biden yemin töreninin olduğu gün nasıl bir tepki veriyor? Nasdaq %0.6 primli, Dow Jones %0.1, S&P %0.3 primli işlemlerine devam ediyor. Emtia tarafında Yellen'ın konuşması sonrası altında destek verdiğini görüyoruz. 1840'lardaydı. Bugün %0.7 primli. Gram altın 444 TL'de. Gümüşte %1'in üzerinde prim var. NYMEX ve Brent Petrol primli %0.9 civarında. Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal'a dönelim. İyi günler. Merhaba, iyi günler. Şimdi biliyorsunuz bu pandemi dönemiyle beraber hiç alışık olmadığımız çalışma stillerini, çalışma şekillerini gördük. Bazı firmalar, bazı şirketler bu evden çalışmaya veya uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirecek adımlar atıyorlar gibi gözüküyor. Hibrit çalışma modeli de ifade ediliyor. Biraz bunu yorumlamak isteriz Fatih Bey. Yani hangi kurumlara uygun bu hibrit aslında ve siz bekler misiniz önümüzdeki süreçte firmaların, büyük şirketlerin bu şekilde hibrit çalışma modeli, yani uzaktan çalışma ve iş yerinde çalışma modelini bir arada kullanmasını? Teşekkür ediyorum. Evet, aslında 9 aylık bir süreç geçti pandeminin başından bu yana ve pandemiyle birlikte aslında çalışma modeli ciddi olarak değişti. Mart ortasından beri birçok şirket aslında evden çalışmayı uyguluyor. Biz bu konuda birçok araştırma yapıyoruz. İşverenleri ve adayları, çalışanları içeren Curiosity şirketiyle birlikte. Ve bu araştırmalar gösteriyor ki aslında çalışma modeli olarak bu esnek çalışma, hibrit çalışma yeni normal haline gelmiş durumda. Çalışanlara sorulduğu zaman her iki çalışandan birisi kalıcı olmasını istiyor. Bundan sonraki dönemde de aslında hayatın bir parçası olacağını öngörüyoruz esnek çalışma modelinin. Bazı istisnalar var, bazı istisnai sektörler var, birazdan ona değineceğim. Eskiye dönüşün de çok mümkün olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi, gerek yok.
Çünkü yapılan araştırma, yaptığımız araştırmalar şunu gösteriyor. Yöneticilerin %75'i şu andaki çalışma şeklinin, esnek çalışma modelinin en az geçmiş kadar verimli olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla verimlilik açısından bir problem gözükmüyor. İkincisi bir zaruriyet de var. Çünkü esnek çalışma modeliyle birlikte bütün dünyada bunun da uygulandığını düşünürsek global rekabet çok arttı. Özellikle bilişim gibi, teknoloji gibi sektörlerde veyahut da departmanlarda çalışan adaylar için bir global rekabet var. Ve eskiden beyin göçü aynı zamanda fiziki bir göç olarak nitelendiriliyordu ama artık fiziki bir göçten bahsedilmiyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de ikamet ederek yurt dışındaki bir firmaya çalışabiliyorsunuz. Özellikle teknoloji ve hatta bilişimle ilgili bir iş yapıyorsanız. Dolayısıyla da çalışanları işe gelmeye zorlamak, fiziki olarak gelmeye zorlamak onları böyle bir dönemde halen sağlık riskinin azalmadığı bir dönemde daha fazla yurt dışındaki şirketler için çalışmaya teşvik etme anlamına gelecek. Dolayısıyla firmaların da buna yeltenmeyeceğini, zaten kısıtlı olan böyle bir piyasada, bilişimle ilgili aday piyasasında böyle bir riski almayacağını düşünüyorum. Üçüncü olarak da bir yan hak haline geldi. Aslında firmalar şu anda, bunu da çok sık duyuyoruz, kendilerini yetenekleri çekebilmek için bir yan hak olarak biz ofise gelmeyi zaruri tutmuyoruz, zorunlu tutmuyoruz söylediklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu da bütün firmaların bunu bir seçenek olarak çalışanlara, adaylara sunacağını gösteriyor. Bundan sonraki dönemde de bunun devam edeceğini dolayısıyla söylemek çok mümkün. Bu neleri getirecek? Tabii ki bu çalışma modelinin değişiyor olması, ofislerle ilgili düzenlemeler söz konusu olacak. Ofislerde de bazı küçülmelere gidilme gibi uygulamaların da önümüzdeki dönemde çok önümüze çıkacağını düşünüyoruz. Ofisler küçülecek, artı tabii ki sağlık koşullarına uygun hale getirilecek. Sorunuza geri dönersek, hangi firmalar veyahut da sektörler için uygun değil? Bunu hani tahmin etmek çok kolay. Aslında üretimle ilgili, üretim yapan firmalarda özellikle mavi yaka, gri yaka diyoruz. Hani üretim bandında çalışan işçilerin yoğun olduğu firmalarda malum fabrikalara gitmek zorunlu olduğu için orada full otomasyon söz konusu değil. Dolayısıyla da o firmalarda yine işten çalışma, yerinde çalışmanın devam edeceğini söylemek mümkün. Ama hibrit lafı burası için de geçerli. Ki şu anda da birçok firmada fabrika işçileri eskisi gibi belki bazı sektörlerde daha yoğun vardiyalı olarak çalışıyorlar ama o şirketlerin beyaz yakası yani merkezinde çalışan kişiler için de yine esnek çalışmanın uygulandığını söylemek mümkün. Dolayısıyla böyle bir ayrım yapılabilir. Üretim yoğun olan sektörlerde, firmalarda özellikle üretim bandında çalışanlar esnek çalışmadan yararlanmaları çok zor. Eski sistemle devam ediyor olacaklar. Ama beyaz yaka için hibrit çalışma modelleri gündemde kalmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde çok sık bunu görüyor olacağız. Peki Fatih Bey, maliyetleri aslında biraz merak ediyorum ben. Yani bir işçinin ya da çalışanın şirkete gelip orada işte elektrik, su, yemek, işte bilgisayar, aklıma bunlar geldi. Daha farklı da maliyetleri var. Evde çalışması bir başka. Hem şirketin az önce dediğiniz ofisler küçülecek ama çalışanın evdeki maliyetleri de ayrı oluyor. Dolayısıyla bu ayarlamayı şirketler nasıl yapabilir, nasıl yapacağını düşünüyorsunuz sizler, profesyoneller? Tabii, şu açıdan bir maliyet tasarrufu söz konusu. Ama hani şirketlerin hareket noktası burada tabii ki tasarruf elde etmek değil. Malum sağlık sebebiyle bir geçilen bir uygulama bu. Ama yok, eğer bu hibrite geçilirse diye ben firmalar tercih ederse bu pandemi sonrasında da. Bunun için sordum. Birkaç tane açıdan aslında tasarruf söz konusu olabiliyor. Özellikle söylediğiniz gibi tabii ofis alanı da değiştirilirse ve küçülürse burada işte elektrik, kira, su vesaire gibi konularda bir tasarruf sağlanacaktır. Yiyecekle ilgili olarak yani yeme içme diyeyim, birçok şirket bu kartlardan yararlanıyor bildiğiniz gibi bu konuda yemek kartlarından. Burada tasarruf her zaman için mümkün değil. Sonuçta bir çalışanlardan talep var. Sonuçta çalışma devam ediyor. Evde de olsa, iş yerinde de olsa. Dolayısıyla birçok şirketin evden de çalışılsa bu çalışma kartlarını, pardon yemek kartlarını aynı şekilde çalışanlara yanak olarak verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla da böyle bu haklı da bir talep bence çalışanlar açısından bakıldığında. Dolayısıyla orada bir tasarruftan bahsetmek çok mümkün değil.
Yine bazı şirketler paketleri şeklinde işte çalışanlara, çünkü şu artış var, çalışanlardan gelen bir talep, tabii ki evde bulunduğunuzda bir internet hattınızın olması lazım, yüksek kapasiteli. Orada da bir elektrik tüketiyorsunuz, bir su tüketimimiz daha önceye göre, pandemi öncesine göre ev tüketimleri çok artmış durumda. Bununla ilgili de destek talepleri oluyor çalışanların. Dolayısıyla bu daha önce olmayan ama şirketlerin şu anda birçok şirketin uyguladığı bir işte ergonomi paketi adı altında destekler olduğunu görüyoruz. Servis burada önemli bir tasarruf tabii ki şirketler açısından. Eğer ofise çalışanlarınızı getirmiyorsanız servise de gerek olmuyor. Bu bir tasarruf kalemi olarak sıralanabilir. Hepsini aslında üst üste koyduğumuzda şunu söylemek mümkün, buradaki en büyük maliyet kalemlerinden birisi kira. Eğer ofiste yerini çok değiştirmiyorsanız, küçülmüyorsanız, diğer kalemler tabii ki şirket çalışan sayısına göre değişecektir ama orada çok fazla büyük maliyet tasarrufları yapmak çok söz konusu olamıyor. Eğer evdeyken de yemek konusunda, yemek kartı konusunda destek vermeye devam ediyorsanız şirket olarak. Dolayısıyla servis ve kira haricinde çok büyük maliyet tasarruflardan bahsetmek mümkün değil. Çok kısa bir son sorum var. Çalışanlar için bunun artısı eksisi nedir acaba sizin gözlemlediğiniz? Çalışanlar orada yine yaptığımız araştırma arasında enteresan sonuçları var. Çalışanlar eskiye göre daha fazla çalıştıklarını söylüyorlar birçoğu. Yani 2/3 diyebilirim. Neden? Çünkü mesai kavramı kalmadı deniyor. Mesai kavramında tabii ki ofiste bulunduğunuzda bir kahve molanız var, bir yemek aranız var. Evde olduğunuzda bunları aynı ofiste gibi katı saatlerle uygulamak çok mümkün olmuyor. İşte 12 ile 1 arasında mutlaka yemek yenir. Çok mail gelmez, telefonla aranmazsınız. Bu ofiste çalışırken belki yazılı olmasa da bir kural olsa da evdeyken bu çok mümkün olamıyor. Yemek saatlerinde toplantı konulabiliyor veyahut da aranabiliyorsunuz. Artı işin bitim saati de çok ofisteki gibi net olmuyor. Ofisteyken işte 5.30'da servisiniz kalkıyor. Dolayısıyla direkt servise binersiniz ama evden çalışırken bu çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla araştırmalarda çalışanlar eskisine göre daha fazla çalıştıklarını söylüyorlar. Bu hem yöneticiler için geçerli hem çalışanlar için geçerli. Dolayısıyla evden çalışma hem isteniyor, diğer taraftan da eskiden belki pandemi öncesinde böyle bir paradigma vardı. Evden çalışma birazcık daha rahat çalışma. O yüzden de çok yöneticiler tarafından veya şirketler tarafından tercih edilmiyordu ama şu anda pratik uygulama şunu gösteriyor. Bir yandan çalışanlar evden çalışmanın, esnek çalışmanın devam etmesini istiyorlar ama bunu isteme sebepleri daha az çalışmak değil, gerçekten de sağlık riskini bertaraf etmek ve daha önceden özellikle metropollerde yaşadıkları işte işten eve giderken köprü geçme, saatler harcama gibi zaruriyetin ortadan kalkması o bir stres kaynağıydı. Dolayısıyla bu açıdan da istiyorlar ama çalışma saati açısından çok fark eden bir durum yok. Hatta dediğim gibi araştırmalara göre daha da fazla çalıştıklarını söylüyor çalışanlar. Bakalım daha nasıl gelişmeler göreceğiz bu süreçte. Teşekkür ederim Fatih Bey aktardıklarınız için. Evet, şimdi Tahir Nursaçan'a gidiyoruz. Kayseri OSB Başkanı Dubai'de. Merhabalar, iyi günler, kolay gelsin. Aylar sonra ilk fiziki ziyaret ve merkez açılışı için oradasınız. Nedir hisleriniz? Merhaba, diyeyim ben Selihan, size. Çok teşekkür Merhaba. Ediyorum. Dubai'den tüm güzel ülkemize selamlar, saygılar ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hepimizin bildiği gibi dünyamızdaki yaşanan Covid salgını nedeniyle bizim de Dubai'ye gelmemiz, vize işlemlerini almamız gibi engeller vardı. Şu anda onların hepsini aştık. Bugün Türkiye'nin ticaretiyle adını duyurmuş güzel Kayseri'mizden Dubai'nin ticaretine katkı sağlamak için gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle bu projeden bahsetmek istiyorum Zeliha Hanım. Bu proje Ticaret Bakanlığımızın desteklediği, Türkiye İhracatlar Meclisimizin desteklediği bir projedir. Bu anlamda Ticaret Bakanımız Ruslar Pekcan Hanımefendi'ye, kimin ilgili ve yetkililerine, emeğe geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunmak istiyorum. Neden biz Dubai'ye bu ticaret merkezini kurduk? Dubai'ye baktığımız zaman Dragon Mark isminde Çin firmalarının gelip yüzlerce ürünlerini, binlerce ürünlerini ve firmalarını getirip pazardan pay aldıklarını görüyoruz. Bugün bulunduğumuz Dubai coğrafyasında ihracat verilerine baktığımız zaman 2019 yılında 2 milyar 783 milyon dolar gibi
bir rakamın bu pazarda varlığını görüyoruz. Bunun da 1,5 milyar dolarlık bir rakamını Çin payını almış buradan. Bakıyoruz İtalya payını almış, Almanya payını almış. E bizim yürekli sanayicilerimiz, bizim insanlarımız da buradan hak ettiği pay almak durumunda. 82 milyon dolara yakında bizim Türkiye'nin burada ihracatı bulunmakta. Bizim derdimiz elbette ki bu coğrafyanın insanlarıyla bizim yakınlığımız, dostluğumuz son derece müspet ve güzel gelişmeler var. E biz niye bizim ürünlerimiz, Türk sanayicisinin yaptığı ürünler burada son derece beğeni ve takdir kazanmakta. Atalarımızın bir sözü var, gitmediğin yer senin değil diye. O zaman dedik ki biz de bunu Kayseri sanayicileri olarak ticaretin böyle önemli bir Haniş Karum'da tabletlere ismini yazdırmış bir şehrin evlatları olarak biz de ülkemizin bakanlığımızın desteklerine müracaat ettik. Uygun bulundu. Türkiye İhracatlar Meclisi'nde desteğini aldık ve burada bugün Türk ürünlerinin pazarda hak ettiği yer alması için mücadelemizi yapıyoruz. Herkesten baktığımız zaman hakikaten bir bakıyorsunuz 750 tane bir yerde villa projesi var. Fayansından seramine, halısından mobilyasına, avizesine, perdesine ihtiyaç var. Bunları yapmak için de nitelikli presentable elemanlarımız da tasarımcılarımız da bizim de burada varlığımızı güzel şanlı al bayrağımızın gölgesinde bu hizmeti yürütmek her Türk evladına yakışır diye düşünüyorum. Evet, şimdi mobilya ticaret merkezini de isterseniz biraz bize anlatın, yatırım büyüklüğünü, hedeflerini ve bu bağlamda tabii 2020 yılı mobilya sektörü için nasıl geçirdiniz? Tabii Türkiye'de biz Kayseri'de organize sanayi bölgesinde enerji tüketimini %5.1'lik bir artışla yakaladık. Ve Kayseri mobilya ihracatında 700 milyon doları aşan bir ihracatı yakaladık. İnşallah baktığımız zaman Türkiye'nin genel ihracatta 3,5 milyar doları geçeceğini düşünüyoruz. Dubai lokasyonunda biz şunu gördük. Hepinizin bildiği bir nokta şu. Dubai, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın ticaret üssü. Biz Türkiye'nin üretim üssü Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden Türkiye'deki diğer paydaşlarımızla, katılımcılarımızla, sanayicilerimizle birlikte aldık, buraya geldik. Ne yapacağız? Bizim ürünlerimizi beğenmeyen yok. Ben burada 3000 kişi çalıştıran bir Hintli firmanın sahibiyle 1,5 yıl önce oturmuştum. Büyük bir iş adamı. Burada hem inşaat yapıyor hem de marketlik mağazaları olan bir firmaya. Söylediği şuydu Zeliha Hanım. Biz Türk ürünlerini seviyoruz, beğeniyoruz. Siz de durmayın. Getirin ürünlerinizi alalım diye böyle üst düzey bir iş adamıyla da Hintli görüşmemiz olmuştu. Dün yine burada çok büyük bu bölgenin, bu coğrafyanın büyük bir iş adamı bizi misafir etti ve kendi ekibine talimat verdi. Önümüzdeki hafta kendi tasarımcıları ve mimarları bizim buradaki merkezimizi gelip ziyaret edecekler. İnşallah onlardan da son derece ümitliyiz. Böyle olumlu ihracatımızın artmasına katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Tahir Nur Saçan, çok teşekkür... Buyurun. Burada tabii biz devletimize de ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Onlar da bu projeyi desteklediler. Biz de iş dünyası olarak yüreklendik. O desteği arkamızda aldığımız için buraya geldik. Bugün tabii burada şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt dışındaki en büyük Türkiye Ticaret Merkezi'ni açıyoruz. Bunu açmak ne istiyor? Gayret istiyor, azim istiyor, samimiyet istiyor. Allah'a şükür bizde de bu var. Evet. Elbette bunu başaracağız, başardık. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Size de bize bu fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Tahir Bey. Çok kolay gelsin size orada. Başarılar diliyoruz. Evet, Görkem Üyüt, Endeks.com kurucu ortak ve genel müdür. Merhabalar Görkem Bey. Merhabalar. Şimdi konut fiyat endeksi artışlarına bakıyoruz. Kasım'da yıllıkta %29.97'lik artışı var. Bir önceki %29.22 artmıştı. Aylıkta %1.5, önceki 2.18. Biz konut fiyatlarında artışları gözlemliyoruz. Ve bu kadar faiz yüksekken konut fiyatlarının yükselmesi normal mi acaba diye merak da etmiyor değilim. Ben buyurun.
Evet, son dönemde ciddi bir artış yaşadık ve bu artışın da aslında bir müddet daha devam edeceğini öngörüyoruz açıkçası. Bunun temel nedeni tabii biliyorsunuz bunun başlangıcı bu faizlerin düşürülmesi oldu ama o faizlerin düşürülmesine kadar gelen bir süreç vardı. O süreç boyunca işte inşaat şirketlerinin üretimi durdurması, fiyatların düşürülmesi, piyasanın hareketlendirilmesi gibi birçok eksiği gidermek için herkes çalışıyordu. Fakat açıkçası bu faiz indirimi en başarılısı oldu. Buna da göz önünde bulunursak aslında 2-3 senedir duran piyasa bir anda yükseliş trendine geçti. Eğer biz bu durağan dönemi yaşamamış olsaydık şu anki fiyatlar aslında normal bir seviye olarak algılanacaktı. Tabii bu durağan dönemin sonunda yaşanan bir ani artış ciddi bir etki yarattı ve dikkatleri üzerine çekti. Şimdi biliyorsunuz hepimiz yaşadık bu pandemi dönemi ki devam ediyor. Yazlıklar kışlığa dönüştü. Ve insanlar eğer mecbur değillerse işlerine gitmeye orada kalmaya devam ettiler. Tabii bazı ihtiyaçlar da doğdu. Şimdi fiyat artışlarını gözlemledik. Siz bu sene içerisinde de aynı fiyat artışlarını farklı bölgelerde bekliyor musunuz? Hangi bölgeler daha fazla göz önünde olabilir? İstanbul yakını ya da büyük şehirlere yakın bölgeler mi yoksa daha çok kıyı kesimi mi? Ya da Karadeniz mi? Nasıl gözlemliyorsunuz? Biraz açıkçası yazlık bölgelere kayış var. Fiyatların da ağırlıklı dengelendiği nokta aslında yazlık bölgelerdeki müstakil konutlar olmuş durumda. Evet biz geçen hafta da müstakil konutları mercek altına almıştık. Onlarda da %70'lik bir artış vardı. Bu sefer de yazlık bölgelere baktık. Gördük ki aslında yine temel neden yazlık bölgelerde de müstakil konutların fazla olması ve ondan dolayı artışın çok yüksek olması. Ama burada bir dikkat çekici bir durum vardı. Daha ucuz konutların olduğu yerlerde daha agresif artışlar yaşanmıştı. Yani Çeşme gibi aslında senelerdir düzenli bir artış çizgisine sahip. Neredeyse hiçbir zaman Çeşme'de fiyatlar yani çok kısa bir dönem yine o anlattığım dönemde bir pencerede düşmüş olsa da genel olarak hep yükseliş trendindeydi. Buralarda daha düşük yükselişler var. Yani yine hepsi %40 civarında bu arada. Yani Türkiye'nin ortalaması da şu an baktığımızda %34 yıllık artışta. Bu yazlık bölgelerde %40 seviyesinde. Ama Fethiye'ye baktığımızda bu rakam %60'lara çıkmış. Peki Çeşme ile Fethiye'nin arasındaki fark ne? İşte Çeşme'de metrekare birim fiyatı 11 bin lira. Diğer tarafta 5500 lira, 5600 lira. Yani yarı yarıya bir fiyat var aslında. Buralarda daha agresif bir artış olmuş. Peki şeye bakıyoruz akabinden, kiraya bakıyoruz. Kiralarda aynı seviyede artış var mı? Kiralarda aynı durum zaten yani bizim normal İstanbul ya da Ankara yani oturulan mesken yerlerin olduğu bölgeleri dikkate aldığımızda kiralarda aslında daha agresif bir artış sergilemişken yazlık bölgelerde zaten kirayı çok fazla artmasını beklemiyorduk ki bizi şaşırtmadı. Yine baktığımızda geri dönüş süreleri 40 yıl, 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl yani çok daha avantajlı bölgeler var konut yatırımı yapmak için. Tabii bunun nedeni de yazlık bölgeleri genelde oturma maksadıyla son dönemde insanların tercih etmiş ve buradaki fiyat artışına neden olması diye yorumlayabiliriz. Peki evde geçirilen zamanla beraber insanların eğilimleri ne yönde değişti? Ben hep bunu soruyorum. Hep tabii daha biraz daha farklı işte balkon diyorlar, açık alan diyorlar ama evin içerisinde de uzaktan çalışmanın da olabileceğini ki biraz önceki yayında konuştuk. Göz önünde bulundurursak nasıl bir ev şekli çıkıyor insanların isteklerinde? Bir kere 2+1 ve 1+1 konutlar artık üreticilerle konuştuğumuzda üretim planlarından çıkmış durumda. Yani bir eğer proje planlanacaksa 2+1 bile hani 1+1 zaten yok ama 2+1'i bile artık çok göz önünde tutmuyorlar yapmak için. Bu açıdan daha büyük evler artık hayatımızın bir parçası olacak gibi duruyor. Zaten fiyat artışının eğilimi de genelde o tarafta. Yani bu zaten piyasa etkisiyle gelişmiş bir durum. İnsanlar daha büyük evleri tercih ediyor. En azından bir çalışma odası tercih ediyor içerisinde. O 3+1'e tercih edilmesi nedeni de o. Yani bir odada ekstradan çalışma odasını artık hep düşünüyorlar. Zaten mevcuttaki evlerinde de o bir ekstra odalarını çalışma odasına çevirdi birçok kişi. Hepimiz o dönemi yaşadık. Hepimiz evden çalıştık. Biz şimdi yavaş yavaş ofise de geliyoruz ama evde de herkesin bir artık çalışma ortamı oldu. Onun dışında dediğim gibi
Evet. Şeyler daha göz önünde bulunuyor diyebilirim. Görkem Bey çok teşekkürler. Yorumlarınız, cevaplarınız için tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Evet, 30 dakikayı burada sona erdiriyoruz. Saat 19'da 60 dakikada. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.